Ahmet Haşim'le tek tekrar karşınızdayım. Şimdi Ahmet Haşim gördüğünüz gibi birçok anahtar kelimesiyle karşımızda. Gençler anlata anlata yine bitiremeyeceğim. Umarım bir özelliğini söylemeden de videoyu tamamlamam. Ahmet Haşim, fecratinin en önemli ismidir. Hadi şöyle bir numara verelim de unutmayalım en azından. Fecriati'nin en önemli ismidir. Biraz önce Fecriati'yi anlatırken dedim ki Fecriati'nin ömrü çok kısa olmuştur. Bazı edebiyat tarihçileri der ki belki de Ahmet Haşim olmasaydı edebiyat tarihinde böyle bir topluluktan bahsedilmeyecekti. Çünkü bir de topluluk dağıldıktan sonra biliyorsunuz birçok sanatçı Yakup Kadri Refik Halit gibi birçok sanatçı milli edebiyat dönemine geçmiştir. Ama Ahmet Haşim topluluk dağıldıktan sonra başka hiçbir edebi topluluğa katılmadan sanatını icra etmeye devam etmiştir. Bu bir. İkincisi, Ahmet Haşim'e Arap Haşim de derler. Böyle demelerinin sebebi Ahmet Haşim Bağdat doğumludur. Annesini 12 yaşında, çok sevdiği annesini, hasta olan annesini 12 yaşında maalesef kaybediyor. Babasıyla beraber İstanbul'a geliyorlar işte Galatasaray Lisesi'nde eğitim görmeye başlıyor. Arkadaşları bunun aksanından dolayı biraz Arap aksanı vardır gençler. Kendisiyle alay etmişlerdir ve bunun haricinde. Ahmet Haşim kendini çirkin hisseden bir yapıya sahiptir. Hiçbir kadının kendisini beğenmeyeceğini düşünmektedir. O yüzden hem annesini küçük yaşta kaybetmesi, hem arkadaşlarının kendisiyle dalga geçmesi, hem kendini çirkin hissetmesi, bu gibi özellikler Ahmet Haşim'in karamsar bir yapıya sahip olmasına sebep olmuştur. Bunu da şiirlerinde özellikle ciddi bir şekilde görmek mümkündür. Bu da ikinci özelliği. Üçüncü anahtar kelimesi. Ahmet Haşim, şiir hakkında bazı mülahazalar isimli ilk poetika örneğini yazmıştır. Onu nerede yazmıştır gençler? Piyale diye bir şiir kitabı vardır. Piyale'nin ön sözünde şiir hakkında bazı mülahazalar isimli ilk poetika örneğini yazmış. Piyale'nin ön sözünde burada şiirle ilgili düşüncelerini dile getirmiştir. Bunu da cebimize attık. 4. Ahmet Haşim'de renkler çok önemlidir. Şiirlerini şöyle inceleyecek olursak kırmızı, turuncu, sarı, mavi renkleri çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Çünkü bu renkler sayesinde Ahmet Haşim bir anlamda o karamsarlığını da daha kolay dile getirmiştir diyebiliriz. Diğer önemli bir özelliği, buradan da buraya geçeceğim çünkü bağlantılı. Ahmet Haşim Şiirde musikiye çok önem verir. Hatta şu ifadeler ona aittir. Şiir, Anlaşılmak için değil duyulmak içindir. Bakın musiki ile alakalı. Şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye daha yakındır. Aman bu iki ifadeye dikkat edin. Bazen e, Ahmet Haşim'in edebi kişiliği ile ilgili soru oluşturulurken bu iki ifade veriliyor ve sanatçının ismi istenebiliyor. Şimdi eğer gençler şiirde musiki Ahmet Haşim için önemliyse bu bize sembolizm akımını hatırlatır mı? Çünkü sembolizm akımında da musiki önemliydi. Bunun haricinde Ahmet Haşim hem sembolisttir hem empresyonisttir. Yani izlenimcilik anlamına gelir empresyonizm. Bizim edebiyatımızda Ahmet Haşim tarafından temsil edilmiştir. Tabiat manzaraları akşam, gece, mehtap Ahmet Haşim'in şiirlerinde ağırlıklı olarak kullandığı... Ee, ne diyelim zaman ifadeleridir diyebiliriz. Şimdi saf şiir diye bir şey gördüm orada. Beş diyorum ona. Şunu yanlış yazdım değil mi? Evet. Bu altı oldu. Bizim edebiyatımızda saf şiir dendiğinde saf şiirin te şiirin temelini oluşturan iki isim var vardır. Bunlardan birisi Ahmet Haşimdir, diğeri de Yahya Kemaldir. Saf şiir dediğimizde bireysel duyguların genellikle ön planda olduğu biçim mükemmelliğine, musikiye müzikaliteye önem verilen bir anlayıştan bahsediyorum İşte Ahmet Haşim'de saf şiirin en önemli temsilcisidir e, Cumhuriyet'ten önce Yahya Kemal ile beraber. Serbest müstezatı çok başarılı bir şekilde kullanmıştır. Hatırlayın Servet-i Fünuncular serbest müstezatı başarılı kullanıyorlardı. İşte özellikle Ahmet Haşim ile beraber serbest müstezat çok başarılı bir şekilde kullanılmıştır. En önemli anahtar kelimelerinden birisi belki de akşam şairidir. Neden biliyor musunuz? Çünkü kendisini çirkin hissediyordu. E kendini çirkin hisseden bir insan aydınlığı mı sever, akşam saatlerini mi sever? Tabii ki akşam saatlerini sever çünkü çirkinliğini gizleyen e, bir objedir aslında akşam Ahmet Haşim için aruz ölçüsünü sadece aruz ölçüsünü kullanmıştır. Aynı cenab Cenap Şahabettin'in yaptığı gibi hece ölçüsünü. E, müzikalite bakımından yetersiz bulmuştur. Hatta köylü vezni diye nitelendirmiştir. Hece ölçüsünü o yüzden e, şiirlerinin tamamında aruz ölçüsünü kullanmıştır. Etti mi dokuz? Ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. E, milli edebiyat hareketine kadar, milli Edebiyat hareketinden etkilenmiş, daha sonra biraz daha e, halka yakın, e, sade anlaşılır bir dil kullanmaya. Gayret etmiştir. Şimdi Ahmet Haşim'in e, eserlerine geçmeden önce ünlü şiirlerini size göstermek istiyorum. Çünkü daha önce de yaptığım gibi her sanatçıda bunu yapmaya çalıştım. Bazen ÖSYM'e sanatçıların işte herkes tarafından e, bilinmesi gerekli şiirlerini verip kime ait olabilir şeklinde soru üretebiliyorlar. O yüzden Ahmet Haşim'in Merdiven şiiri çok ünlüdür. Sembolizm ağırlıklı bir şiirdir. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Gördünüz mü gençler? Burada akşamın oluşu tasvir edilmeye çalışmış ama aslında sembol olarak da merdivenden kastımız hayat olabilir. Hayatın basamakları olabilir. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak derken bu bizim biriktirdiğimiz anılar olabilir. İşte sembolizm aslında bir anlamda e, bu şekilde de e, merdiven şiirinde temsil edilmiş. Diğer şiirine baktığımızda bir günün sonunda arzu şiiri Ahmet Haşim'in çok önemli bir şiiridir. Yorgun gözümün halkalarında güller gibi pecr oldu nümayan güller gibi sonsuz iri güller güller ki kamıştan daha nalan gün doğdu yazık arkalarında bakın günün doğmasını istemiyor şurası çok ünlüdür akşam yine akşam yine akşam bir sırma kemerdir suya baksam akşam yine akşam yine akşam göllerde bu dem bir kamış olsam en ünlü ifadelerini sizin için çizmeye çalıştım. Şimdi gelelim Ahmet Haşim'in eserlerine. Frankfurt Seyahatnamesi gezi türünde bir eseridir. Göl saatleri yine piyale, piyaleden biraz önce bahsetmiştim, şiir türünde eseridir. gurabahane Laklakan ve bize göre de Ahmet Haşim'in düz yazı, düz yazılarını toplamış olduğu mesela gurabahane Laklakan'da fıkra türünde de eseri vardır. Bize göre de deneme tarzında yazıları vardır. İşte bunlar da Ahmet Haşim'in eserleridir. Demek ki piyale bize göre bunlar öne çıkan eserleri. Bir günün sonunda arzu, merdivende öne çıkan şiirleri Ahmet Haşim bu şekilde herhalde anlaşılmayan bir yer kalmamıştır. Hoşçakalın.